Selam. Ya böyle çok mu şey oldum? Küçük mü kaldım? Böyle. Ay yine heyecanlıyım. Saçımı mesela şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Aynen ya, böyle dursun işte, güzel oluyor. Aloha. Bugün konumuz YouTube'a başlamadan önce bilmeniz gerekenler. Ya da hani YouTube'a başlamak isteyenler için açıkçası böyle yol gösterici birkaç noktayı böyle maddeler halinde paylaşacağım. Ya böyle aslında maddeler halinde paylaşmak bana çok böyle hap bilgi gibi geliyor. Hani sizin de çok işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden de zaten hani bu video öncesi böyle hem benim deneyimlerimden yola çıkarak hem de bu zaten videoyu çekme fikri de nasıl aklıma geldi çok kısaca ondan bahsedeyim. Bildiğiniz gibi hani Clubhouse diye bir uygulama var. Mutlaka duyan birçok insan vardır aranızda. Dün de YouTube'a başlamadan önce bilmeniz gerekenlerdi galiba odanın adı. Ya da YouTube'a başlamadan önce mi yazıyordu hani böyle. Neyse YouTube'la ilgili bir konuşma olduğu için ben daha dedim gireyim dinleyeyim falan. Gerçi ben böyle 1-2 saat dinlemişimdir. Ama sonrasında yani bayağı devam etti o konuşma. Hani akşam saatlerinde açtığımda da devam ediyordu. Çok da yararlı konular konuşuldu ve hani soru soranlardan da zaten anladım. Hani tabii ki odada Clubhouse'u şu anda anlatmayayım video uzamasın diye ama böyle bir uygulama diyeyim kısaca ve orada sadece sesinizle katılım gerçekleştirebiliyorsunuz ve de fikrinizi söylüyorsunuz, el kaldırıyorsunuz, değişik odalar açıyorsunuz hangi konuyla ilgili konuşmak istiyorsanız eğer ki. Orada şunu fark ettim. Ben böyle birçok insanın hani YouTube'la ilgili bilgili olduğunu düşünüyorum. Hani başlamadan önce ne yapması gerektiğini daha doğrusu bildiğini düşünüyordum. Ama tabii ki de ben artık 1,5 yıldır hatta tam olarak 1 sene 8 aydır bu işin içindeyim. O yüzden de hani böyle insan işin içinde olduğu zaman diğer herkesin de zaten bunu bildiğini düşünüyor. Tabii ki bu bir yanılgı. Bunu dün çok iyi anladım. O yüzden de aranızda belki YouTube'a başlamak isteyenler ya da belki başlayıp da sonrasında devam ettirmeyenler vardır. Sorularınız olabilir. O yüzden de ben böyle deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. O yüzden siz hazırsanız ben de çok hazırım. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki YouTube bir maraton ve gerçekten çok sabırlı bir yapıya sahip olmanız lazım. Eğer ki böyle çok kolay pes eden ya da çok kolay moraliniz bozulabilen bir karakterdeyseniz YouTube size göre olmayabilir. Çünkü gerçekten hani sürekli olarak en etkili şekilde ilerleyebilmesi için içeriğiniz ya da kanalınız neyle ilgili, yani çektiğiniz videolar neyle ilgili olursa olsun her hafta aynı saatte ve aynı günde video koymanız çok önemli. Ve bunu devam ettirebilmek gerçekten hem sabır gerektiriyor hem de pes etmemeyi gerektiriyor. O yüzden bu en önemli bence birinci nokta. Buna bir karar verin. Zaten şimdi sizlerle paylaşacağım her şey size uygun mu değil mi buna bir bakın. Bu tabii ki de yine altını çiziyorum. Benim yorumum ve benim deneyimim. Hani bazıları size uyabilir, bazıları uymayabilir, bazılarını çok farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ekleyeceğiniz noktalar da olabilir. Ekleyeceğiniz her şeyi de yorumlarda yazarsanız bu arada çok sevinirim. Şimdi ne dedim? Birincisi bu bir maraton. Bu maratonu göze alıyorsanız bu yola çıkın. İkinci olarak algoritma konusu. Bu algoritmaya ben açıkçası ilk YouTube'a başladığımda çok fazla takılmadım. Yani teknik kısmı var işin tabii ki de işte yani takip etmeniz gereken demeyeceğim. Çünkü ben en başından beri o algoritma kısmına çok takılmadım. İşte hangi videolarınız ne kadar işte en çok izlenen videonuz hangisi? İnsanlar sizin videonuzu izlediğinde ne kadar süre o videoda kalıyor? Bunlara tabii ki de bakmak, bilmek çok önemli. Ama açıkçası ben bunlara bakarsam ve buna odaklanırsam benim böyle modum düşüyor. Çünkü belki benim çok heyecanla yaptığım bir video o kadar izlenmeyebiliyor. Ama böyle bu da dursun, bu da değerli ama onun kadar heyecanlanmadığım başka bir video çok izlenebiliyor. Ve ben böyle kafamda ama niye böyle oldu ki falan diye çok sormak istemiyorum açıkçası. O yüzden şahsen ben bakmıyorum ama tabii ki de özellikle hani bu teknik kısmına önem verenlerin yani genel olarak algoritmaları bilmeniz önemli. Bir de şey diyorlar. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Algoritma sürekli değişiyor YouTube'da ve buna bir insanmış gibi davranmanız çok önemli deniliyor.
aklıma bu arada bir sürü bilgi geliyor ama böyle savrulmasın diye. O yüzden ben zaten yazmayı seviyorum. Çünkü biliyorsunuz artık hani bir süredir beni takip ediyorsanız böyle bir oradan bir oradan konulara atlamak istemiyorum olabildiğince. Bir diğer noktası zaten demin de böyle çok az değindim. Her hafta aynı gün ve aynı saatte video koymanız çok önemli. Yani ben açıkçası ilk bu yolculuğa başladığımda 1,5 sene kadar önce iki video yayınlıyordum. Hani her hafta işte pazartesi ve cuma günleri video yayınlıyordum. Ama sonra gerçekten hani video yayınlamak o kadar kolay bir şey değil. Çok emek veriyorsunuz. Tabii ki de kişiden kişiye değişiyor ama böyle en bu videoyu çekmek de çok basit dediğiniz videoda bile bence hani sandığınızdan çok daha fazla emek olabilir. O yüzden iki video yayınlamak bana çok fazla geldi. Bir de bir video yayınladığınız zaman belki de hani bütün hafta boyunca ona emek vermeniz, o süreyi ayırmanız daha faydalı olabilir diye düşünebilirsiniz. Benim için öyle oldu mesela. Ama işin sonunda ve günün sonunda her hafta en azından bir video net olarak yüklemenizi öneririm. Bir de yine nacizane şeyi de söylemem gerekiyor. Hani benim zaten kanalımı takip ediyorsanız, bu zamana kadar hani beni tanıyorsanız biliyorsunuz. Hani challenge videoları, işte makyaj videoları falan çekmedim. Bir gün aklıma eser, içimden gelir, bunu tabii ki de çekebilirim. Asla hiçbir şeye kapalı böyle kapatmıyorum kendimi. Ama genel olarak şunu biliyorum ki, bunu duydum daha doğrusu. Hani mesela siz oyun kanalı olarak atıyorum ya da makyaj kanalı olarak açarsanız o kanalınızı, içeriklerinizi de ona göre planlarsanız, hani sadece makyaj videoları, işte detaylarına girmeyeceğim, o hashtag yazmaları, o su bir sürü detayları var. O yolda ilerlerseniz bu YouTube'un sizi öne çıkarma özelliğini de etkilemiş oluyorsunuz olumlu anlamda. Yani atıyorum bir hafta işte makyaj videoları, ne bileyim bir hafta işte koltuk videosu, bir hafta hava durumuyla ilgili bir video. Hani böyle böyle yaptığınızda benim bildiğim kadarıyla, daha doğrusu duyduğum kadarıyla hani sizin ilerlemeniz biraz daha zaman alabilir. Aslında bu daha doğru böyle söylemek. Çünkü YouTube'un, yani o algoritmanın sizi algılaması, "Aa evet, sen bir makyaj kanalısın." demesi için hani hep aynı tarzda videolar koymanız gerekiyor diye biliyorum ama ben asla böyle yapmıyorum. Sadece bu bildiğimi sizlerle paylaşmak istedim. Bunun yanı sıra zaten bence en önemli noktalardan yine biri bu gelen yorumlara ve işte sizi beğenenlere, beğenmeyenlere, zaten beğenenler moralinizi bozmaz ama gelen kötü yorumlardır işte bu dislike'lar, beğenmemelerdir. Onlara karşı gerçekten şöyle güçlü bir duruşunuz olması lazım. Bunu zaten zamanla kazanıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz bu kişi, bu şahıs, bu birey gerçekten çok hassas yapıda ve öyle hassas yapıdayım ki yani böyle bazen çok kırıldığım zamanlar oluyor. Hiç tanımadığım bir insanın bir yorumuna, ki hani şükür çok fazla öyle kötü yorum almadım ama geliyor yani arada. Hiç bana asla gelmedi falan diyemem. Zaten hani bakarsanız siz de görürsünüz. Ama o yorumlara karşı biraz da böyle hani küçükken yapardık ya. La ile la ile la ile diye böyle kulaklarımızı kapatırdık. O modda olmanız lazım. Çünkü siz burada kendinizi ve özellikle hani psikolojiyle ilgili bir şeyler paylaşıyorsanız, içeriğiniz her ne olursa olsun, yine de kendinizi ortaya koyuyorsunuz o videoyla. Ve halka açık hale geliyor aslında. O yüzden de insanlar da hani size istediğini söyleyebiliyorlar. Çok fazla takılmayacaksınız buna. Şu çok önemli bence. Yani ben ilk başladığım zaman YouTube'a neyle ilgili videolar çekeceğimi çok iyi biliyordum. Ve de motivasyonunuz çok önemli. Yani gerçekten mesela benim en büyük motivasyonum insanlara bir şeyler katmak istiyorumdu. Ve hani bunda çok nettim. Ve öğrendiklerimi, tecrübelerimi, deneyimlerimi elimden geldiğince paylaşmak istiyordum. Ve bunu da yapıyorum açıkçası. Ve bu yolda ilerlerken çok da mutlu oluyorum. Dolayısıyla siz hani illa bence, yine 25 bin kez bence dedim ama hani böyle ben para kazanacağım diye yola çıkarsanız ya da herkesin kanalı var ben de kanal açacağım diye yola çıkarsanız, o gerçekten sizi başarıya götürür mü emin değilim. Tabii ki herkesin başarısı kendine. Kimi 10 bin olunca kendini başarılı hisseder, kimi 1000 abone. Zaten bence sizi kaç kişinin takip ettiği ya da etmediğiyle de bu bağlantılı değil çok fazla. Bunu gerçekten her birinize saygı ve sevgilerimi sunarak söylüyorum.
Çünkü günün sonunda sizin kendinizi mutlu hissedip gerçekten o paylaştığınızın bence birine yararı olup olmadığını bilmeniz çok faydalı. Bu sebeple bir motivasyonunuz var mı? Bunu sorun. Yani siz her hafta böyle içinizden geliyor mu? Sabah kalktığınızda ben bunu insanlarla paylaşmak istiyorum diye uyanıyor musunuz mesela? Konunuz ne olursa olsun yine söylüyorum. Her gün her gün tabii ki de öyle kalkamayız ama hani ben mesela bu heyecanı bu 1,5 yılın sonunda hala taşıyorum ve gerçekten hala sizlerle paylaşırken büyük mutluluk duyuyorum. O yüzden bu motivasyona ve bu tutkuya sahip olmanız çok kıymetli. Bir diğer konu reklam konusu arkadaşlar. Şimdi reklamlarda hani videolarınıza zaten reklam verebiliyorsunuz. Hani o ayrı istediğiniz bütçede istediğiniz şekilde hani reklam verebiliyorsunuz bütçenizi ayarlayıp. Bunun yanı sıra bir de zaten hani para kazanmak için bu işten bir gelir elde etmek için daha doğrusu hani YouTube reklamlardan size belli bir gelir sağlıyor ama iş birlikleri ve sponsorluklar çok daha kıymetli. Yani yine ben burada kendimden yola çıkarsam ben daha sponsorluk ya da iş birliği almadım. Bir de ya yurt dışından bana yazanlar oldu. Daha çok böyle Norveç firması, iki tane Norveç firması yazdı. Biri yoga ile ilgiliydi. Gerçi bunlara soru cevap videosu çekersem değineyim. Hani spesifik sorulara spesifik cevaplar verebilirim. Daha faydalı olur. Dediğim gibi bu olabildiğince böyle genel bir video olsun. Böyle bir tanıtım olsun ama daha spesifik sorularınız varsa onu o şekilde ele alalım. Ben sadece şunu hiç önermiyorum. Yani ben yapmadım. Tabii ki yaparsanız da hani size bir şey diyemem ama işte abone satın almak ne bileyim böyle like'lar galiba satın alınıyor mu bilmiyorum. Hani bence bunlara girişmeyin. Bu spam deniyor galiba onlara. Hiç gerek yok. Yani gerçekçi olmuyor. Tabii ki de reklam verebilirsiniz. Oradan eğer sizi beğenen, hani videonuzu seven biri olursa keşfetsin. Keşfedilmek için güzel. Ama böyle hani o sahte hesap almaları falan bence girişmezseniz çok faydasını görürsünüz diye nacizane düşünüyorum. Bunun yanı sıra notlarıma bakacak olursam bir diğer önemli nokta. Bu işte gerçekten yalnız olmak çok meşakkatli. Yani ben ilk başladığım zamanlarda zaten hani medya iletişim okuduğum için ve YouTube öncesi böyle kamera arkasında bir yıla yakın bir deneyimim oldu. Ben set arkası fotoğrafçılığı yaptım. Bir sürede böyle sadece görmek adına hani reklam ajanslarında bulundum diyeyim. Hani öyle belli bir pozisyona gelecek kadar çalışmadım. Neyse orada da zaten hani oradan da tanıdığım bazı insanlar vardı ve sağ olsunlar ilk YouTube'a başladığımda ben onlara sordum. Hani kendim mi video çekeyim ya da bunu biriyle mi yapayım, işte kurgusuydu, montajıydı, o suydu, bu suydu, bir sürü detayları var. Ve siz bu yola başlamak istiyorsanız tek başınıza hem videoyu çekip işte kamerası, ışığı, bütün o detaylarıyla ilgilenip hem sonrasında kurgusunu yapıp işte o thumbnail, hani o koyduğunuz YouTube'a fotoğrafı siz mi yapacaksınız yoksa biriyle mi anlaşacaksınız, buna karar verip bir de tabii ki de hani yayınlamadan önce bütün bilgileri girip hani sizin tek başınıza ilerleyip ilerlemeyeceğinize detaylandırmayayım. Karar vermeniz bu çok önemli. Ve tabii ki burada işin içine başka bir nokta giriyor. Bana sorarsanız bütçeniz varsa biriyle çalışın. Hatta bir ekiple çalışabiliyorsanız bence bu sizi hem bazen motivasyonunuz da düşüyor olabilir. Hem o zamanlarda da hani yapabilirsin duygusunu verebilir size o ekip ya da her hafta bir video koymalısın diye böyle sizi biraz ne diyeyim push edebilir, böyle İngilizce kelime itebilir, itekleyebilir diyeyim. Gelir kısmının yanı sıra bir de şeyleri de bana sorabilirsiniz. İşte ne kadar bütçe ayırmam gerekiyor, kamera ne kadar, o ne kadar, bu ne kadar, ama o kadar dediğim gibi girmiyorum. Soru cevap isterseniz bütün sorularınızı zaten Instagram'dan sorarsınız, oradan seve seve ilerleriz. Başka ne yazmışım? Bir de bir noktası daha vardı. Vergi konusu var. Vergi konusuna da çok değinmeyeceğim ama onu da ister, yani ilgilenenler için anlatırım yine ilerleyen zamanlarda. Bir de evet, bunu da son olarak size söylemek istiyorum. Benim fark ettiğim, hani özellikle ilk başladığımda bunu böyle yapayım mı yapmayayım mı çok ikilemde kalmıştım. Bu işte insanlara hani birincisi merhaba demek, hani merhaba arkadaşlar falan demek bana çok iyi gelmiyordu. Yani ben de böyle bir video izlediğimde daha
o zaman da, hani 1,5 sene öncesinden bahsediyorum, o zaman da çok sevmiyordum. O yüzden böyle merhaba falan demek istemiyordum. Aloha da bana uygun bir giriş cümlesi oldu. Kapanış cümlesi içinde mahalo'yu seçtim. O yüzden hani nacizane, belki siz de hani böyle çok artık klişe, merhaba arkadaşlar, bana göre klişe, yani kusura bakmayın. Ama burada objektif şekilde fikirlerimi söylemem gerekiyor. Kimseyi yargılamıyorum. Herkes tabii ki de özgür. Nasıl istiyorsanız zaten öyle yapın. Ama ben öyle bir giriş, yani başka bir giriş cümlesi bulmanızı, ikilemde kaldığım konu da şuydu. Bir de şunu tavsiye ederim. Ben ilk başladığımda dediğim gibi böyle abone olun, işte sevdiyseniz beğenin falan, bunlarda ya da Instagram'dan beni takip edin, çok tuhaf hissettiriyordu bana. Ve desem mi demesem mi, ne yapsam falan, bir türlü karar veremedim. Ama ilk günden itibaren iyi ki sizlerle bunu da paylaşıyorum. Çünkü gerçekten hani zaman zaman unutabiliyor insanlar, izleyenler, yani siz de kendinizden pay biçin. Ben de yani bazen bir video izliyorum. Instagram'dan hani bakayım mı bakmayayım, sonra bakarım falan diyorum. Eğer yazmamışsa Instagram'ını, aklımdan çıkıyor. Ya da bana hatırlatmıyorsa, o videoyu sevdiysem ama o butonu görmediysem beğenmeden geçebiliyorum. Bunlar gerçekten hani siz farkında olmayabilirsiniz. Ya da niye bana işte İyi gelmiyor, yapmayayım, söylemeyeyim diyebilirsiniz ama sizin bu yolda ilerlemenizi olumlu anlamda etkileyen noktalar. O yüzden buna da bence dikkat etmenizde fayda var. Aslında size yani daha söyleyeceğim birkaç şey daha vardı ama dediğim gibi hani böyle bu video çok uzun olmasın. Gerçekten artık en azından böyle sizlerle bir konuyu ele alıp böyle tek planda kamera karşısında konuştuğum videolarda olabildiğince kısa olacak. Yani zamanını... Ben bugün cümle kuramıyor muyum? Ne oldu bana? Dışarıda inanılmaz kar yağıyor ve anlatamam size, ve ben kara bayılırım. Yani ben soğuk hava seviyorum. Kış insanıyım net olarak ve böyle dakikada bir hani kara bakasım geliyor. O yüzden sanırım birazcık çok az çok az dikkatim dağıldı. Bunun için affola diyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, sorularınızı, yorumlarınızı ve sizin bu arada eklemek istediğiniz her ne varsa yorumlara lütfen yazın. Hem ben okuyorum, zaten her bir yorumu okuyorum. Bunun yanı sıra da diğer arkadaşlar da faydalanır. Çünkü o videoyu izleyen birçok insan biliyorum ki yorumları da okuyor. O yüzden onlara da bir fayda sağlar. Dediğim gibi soru cevap videosu istiyorsanız onu da yazın. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok 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 sevinirim. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Şimdi şunu göstereceğim bir de. Bakar mısınız? Nasıl? Çok güzel değil mi?